Akşamın başlığını bir görelim değerli izleyiciler. Akşamda dün de biliyorsunuz 1915 Anakale Köprüsü'nü yapan müteahhitlerden CHP'li Barış Arıoğlu'nu manşetine çekmişti. Bugün de güzel bir başlık atmış akşam gazetesi. HDP'linin PKK tarifi diyor. Kılıçdaroğlu'nun meşru ilan ettiği HDP'nin İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, PKK'yı siyaset yaparken şiddet kullanan teşkilat diye niteledi diyor. Terör örgütü PKK ile araya mesafe koymadıkları yönündeki eleştirilere bizim mesafe sorunumuz yok. O devletin sorunu diye cevap veren HDP'li Katırcıoğlu PKK ile olan ilişkilerini anne-çocuk ilişkisine benzetti. Bir annenin çocuğuyla arasına mesafeyi nasıl koyarız biz? PKK buralı. Burada doğmuş insanların kurduğu bir teşkilat siyaset yaparken şiddet kullanıyor doğru ama devletin hatalarından dolayı bunlar oldu diyor. Şimdi bakın değerli izleyiciler, HDP milletvekili, yani HDP PKK'nın siyasi kanadı olduğunu belli. Bir milletvekili Erol Katırcıoğlu, üstelik Erol Katırcıoğlu da entelektüel kimliğiyle bilinen biri. Yani kitap okuyan, kitap yazan biri. Ama diyor ki PKK buralı e şiddet kullanıyor, doğru. Ama diyor bunu devlet yaptırdı bunlara. Yani düşünün yüzlerce, binlerce askerimiz, polisimiz, bebeklerimiz, kadınlarımız bu PKK örgütü tarafından şehit edildi. Ama bu Erol Katırcıoğlu gibi e, duygusuz ve artık PKK'nın Himayesine girmiş isimler Gördüğünüz gibi PKK'yı savunuyor Ve bunlar milletvekili Yani devletin meclisinde Devletin araçlarına binerek Devletten maaş alarak Bazıları kırmızı plaka kullanarak Bunları yapıyorlar ve Türk devletine Gördüğünüz gibi her türlü küfür hakaret etmeye Devam ediyorlar Adam çıkıyor PKK'yı savunuyor Neymiş? Devlet yüzünden PKK Bu cinayetleri işlemiş Yani 6 aylık bebeği, askeri, polisi Hamile kadınlarımızı PKK devlet yüzünden öldürmüş. Yani Erol Katırcıoğlu gibilerin aslında hani bu topraklarda ne işi var sormak lazım. Bunları alıp böyle Sincan'a, Kandil'e bir yere gönderip orada gidip daha kadrosunda görev yapsın o zaman. Yani Erol Katırcıoğlu kitapla kalemle uğraşacağına alsın gitsin posta şeyini giysin. Ayakkabılarını, botlarını alsın gitsin Kandil'e, Sincil'e orada görev yapsın. Ve bunun mesela bu kişinin dokunulmazlığı kaldırılmıyor. Yani HDP'nin kapatılması için bundan daha nasıl bir gerekçe olabilir ve bu adamlar bunları nasıl meclise söylüyorlar onu söylemek lazım. Hemen altta da bakın görüyorsunuz 930. kez haykırdılar. Evladımızı PKK'ya HDP kaçırdı. 7 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için nöbet tutan Süleyman Aydın 938 gündür bu halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz. Oğlu mühimmat taşıyacağına evine ekmek taşısın diyor ve çocukları HDP tarafından daha kaçırılan ailelerin evlat nöbeti 939. güne ulaştı değerli izleyiciler. E i̇şte bu HDP'yi CHP'ye sormak lazım. Bununla ittifak yapıyoruz. Yani adam devlete katil diyor, Suriye'de Türk devleti işgalci diyor, PKK işledi bu cinayetleri devlet yüzünden işledi diyor. Ve CHP'liler de bunları görmezden geliyor. Niye? HDP'nin oyu için seçim kazanalım diye. Tabii ki CHP'nin seçim kazanma ihtimali olmadığını onlar da biliyor. Ama işte bir umut diyerek de bu PTP'nin yani PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin oylarına bel bağlamış durumdalar. Vatansever CHP'ler acaba bununla ilgili ne düşünüyor? Onu da, da sormak lazım ama tabii CHP yönetimi bir kline elinde olduğu için o vatanseverlerin de sesleri çıkmıyor ama biliyoruz ki CHP içinde vatansever isimler de var diyelim.